havuçla coconut oil diyor. İkisinin karışımı çok fena, acayip yani. Burada protection diye %50-%30 falan olması lazım bunun. Böyle bir şey aldım, daha da çok yanıyorum ya. Yani büyük bir salaklık yaptım ben ve bunu aldım. Neyse artık. Gelene al dedi gidene, çantalar başlamaş. İlginç bir tünel bu arada ya. Çok inçik varmış bu yolda ya. Bu kadarını tahmin etmiyordum açıkçası. Bu arada içeri giremiyoruz herhalde. Ben kobay olarak gönderelim şu ikiliyi. Şşt kedi. Ne yapıyor? Hindistan'da sokmayan yılan burada bizi sokmadan ayrılalım. Gerçi ne yılanı ya. Kedilere bak. Her yer kedi. Kedi marketten su da almış baksana. Kaliteli de. İyi sulardan almış. And I'm now the main importer for Yeni Rakı and Tequila Rakı for Montenegro. Everywhere in Montenegro where you see a Turkish Rakı, that's you. That's me importing it. Yeah, exactly. As bayrakları as as as. Freedom Hostel'den çıkıyorum. Akşam anahtarını aldım. Enver'in evine geçiyorum şimdi. Oraya doğru yürüyeceğim. Hafif tepede bir yer. Manzarası falan efsane. Buradaki geri kalan vaktimi de orada geçireceğim. Muhtemelen bir 2-3 günde orada kalırım. Çünkü bisikletle yine bir planım var. Şimdi eve girdim. Şöyle bir manzara var. Bütün Budva şu an ayaklarımızın altında. Şu gördüğünüz sık sık çatıların olduğu yer Eskişehir. Bisikletle gideceğim Sveti Stefan da şu yolu takip ederek şuranın arkasında. Uzun zaman sonra böyle bir kahvaltı yapıyorum şu anda. Böyle bir şey hazırladım. Çay, omlet, salatalıklar, zeytin Türkiye'den gelmiş, burada vardı. Ondan sonra bir de tost böyle kaşarlı. Abiler, ablalar, kardeşler, dostlar, bu arada kanala abone olarak bana en iyi desteği vermiş olursunuz. Aynı zamanda katıl butonunu açtım, oradan da destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz beğenmeye tıklamayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda bütün öneri ve görüşlerinizi, olumlu olumsuz bütün eleştirilerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Bu araya girmeyi de neden yapıyorum hep? Olur da unutursunuz ki biliyorum unutuluyordur. Yani çünkü kendim de YouTube'da video izlerken çok beğensem bile, beğene tıklamak istesem bile, yani en başta onu yapmıyorsam unutabiliyorum. Bunu bildiğim için size de öyle bir hatırlatma olsun deriz. Bugün Karadağ'ın en çok ziyaret edilen yerine doğru gidiyorum. Sveti Stefan. Ama bu güneş beni mahvetmezse tabii, dehşet bir güneş var şu anda. Portmayo ve havlumu da aldım. Baktım ölüme yaklaşıyorum. Şimdi sevgili hostelime geri geldim. Freedom Hostel. Buradan şimdi bisikleti alacağım ben. Bisikleti almaya geldim. Sonra da yola devam. Hello. Hey. What's up? Bu sefer de Budva'dayız. Budva'daki orta çağdan ayrıldık. Şimdi nereye gidiyoruz?
o kadar çok ziyaret edilen bir yer ki. İsmi Svet Stefan. Biraz da yukarı çıkıyoruz galiba. Kotor kıyıları gerçekten çok keyifliydi. Bakalım Budva kıyıları da o kadar keyifli olacak mı? Yollar sakatmış. Bakalım ne kadar sakat. Sakattan sakata fark var. Buralarda bir sürü restoran var böyle. Sağ tarafımız da marina zaten. Şu anda Svet Stefan'a doğru sürüyorum kıyılardan. Adriyatik'in kıyılarındayız şu anda. Hey, böyle beach club'lar var her yerde. Bütün kıyılar beach club'ların tek elinde yani. Otellerin ve beach club'ların tek elinde. Adriyatik'i görüyorsunuz. Bakalım yollar Kotor gibi mi? Yoksa daha mı güzel? Şöyle yukarı doğru çıkıyoruz şu anda. İlginç bir tünel bu arada ya. Ben tünel dediklerinde arabaların geçtiği bir yer sanmıştım. Vallahi iyi çıktı. Alkışlayın beni. Takdir edin. Harbiden iyi çıktım ya. Şaka bir yana. Şimdi buradan devam. Ya yolu yaralamadım bile ya. İşte en keyiflisi. Aşağı doğru iniyoruz. Çılgınlar gibi. Şu ileride gördüğünüz adacık var ya. İşte o adacığa doğru gidiyorum şu anda. Kamenova'ya geldik. Burada da ünlü bir plaj var. Aşağıda şimdi göreceksiniz. Aşağıda görüyorsunuz. Harika bir yola bağlandım şu anda. Baksanıza. Çok inçik varmış bu yolda ya. Bu kadarını tahmin etmiyordum açıkçası. Ama yol yine ödüllendiriyor bizi. Bisikleti park ettim şimdi. Svet Stefan adası burası. Şu görüntüye bak ya. Svet Stefan'ı görüyorsunuz. Burası böyle bir ada gibi bir yer. Sveti Aziz demek bunlarda. Burada insanlar güneşleniyor. Denize gidiyor. Aynı şekilde bu tarafta da öyle. Şöyle biraz ilerleyelim bakalım ya. Burada bir çeşme. Bu arada içeri giremiyoruz herhalde. Kapalı. Ya da önden kovboy olarak gönderelim şu ikiliyi. Bakalım giriliyor mu? Sanmıyorum hiç ama kesin fotoğraf çektirecekler. Burası bir ada otel olduğu için şu anda çıkan birini görüyorsunuz. Mesela bir müşteri olmalı veya çalışan olmalı. Kapıyı açtılar. Yani içeri girmek için 100 euro diye tahmin ediyorum. Öyle olması lazım. Öyle duydum. 100 euro vermeniz gerekiyor eğer otel müşterisi değilseniz. Burası sadece Budva'nın veya Karadağ'ın değil, Balkanların en ünlü adası diyebiliriz aslında. En ünlü adasından kastım da şu, turistlerin akın akın geldiği en ünlü ada denebilir burası için. Biraz uzaklaşıyorum, çok sıcak oldu hava. Öyle bir yol var burada. Buralar hep taşlık yani kum bulamıyorsunuz zaten. En popüler plajlardan bir tanesi burası. Deniz için çok da güzel bir yer diyemem. Ama şöyle şu manzarayı görüyorsunuz. Burada denize girmek gerçekten keyifli yani. Şu manzaraya doğru girmek keyifli. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sıralandırmışlar şezlongları. Birinci kısımda zaten bu şeye ait. Buraya ait. İkinci kısımdan başlıyor böyle denize en yakın ikinci kısım. 30 euro. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Svet Stefan Adası'ndan ayrılıyorum. Başka bir yere gideceğim.
geri dönüş yoluna geçiyorum şu anda. Geçmeden de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bana garip geliyor açıkçası. Yani şimdi gördüğünüz ada bir otel. Aslında içeriye giremiyorsunuz. Yani şu yürüyüş yolu var ya, köprü. Oranın sonuna kadar gidebilirsin. Oradan sonra kapı var. Kapıdan içeri giremiyorsun. Çünkü burası bir özel mülk olarak geçiyor. Şimdi bana neresi ters geliyor bunun? Evet, özel mülk hakkı diye bir şey var bu dünyada. Olması gerekir mi, gerekmez mi? Gerek edebilir, gerekmeye edebilir. O başka bir tartışma konusu. Ama şu var. Bu tarz tarihi yerler, yani burası kim bilir kaç yılında nasıl inşa edildi ve kimler tarafından inşa edildi. Ama bugün bu toprakların sahibi işte hangi ülkeyse, bugün Karadağ, işte bizim ülkemizde başka bir yer olabilir bu. Hindistan'da başka bir yerdir falan. Ya ben genel olarak bu konseptten bahsetmek istiyorum. Ya böylesine tarihi bir yer ve yapanların kim olduğunun da önemi yok ama tarihi bir yer, insanlık için bir yer burası. Ve herhangi bir insan, herhangi bir vatandaş Trinidad Tobago'dan da gelse şuraya girip ziyaret edebilmeli bence. Yani şuranın içine girebilmelisin yani. Sonuçta burası bugün burayı satın alan otel tarafından yaptırılmadı ki. Öyle olsa o ayrı bir konu. Burası tarihe ait, kültürel bir miras. Ben öyle görüyorum ve bütün insanlığa ait. Nasıl ki şu deniz bütün insanlığa ait olmalı, orası da aynı şekilde. Yani gökyüzü, şu ağaçlar nasıl ben şu anda buraya girip, yani buradan bir yaprak koparıp devam edebiliyorsam, aynı şekilde buraya da girmeliyim, denize de girmeliyim. Ücretsiz bir şekilde bütün dünyanın vatandaşları da bunu yapmalı. Sadece Karadağ'dan bahsetmiyorum. Burası sadece beni bu konuya özgü düşündürdü diyebilirim. Yani bu Hindistan'da da aynı, Türkiye'de de aynı, Japonya'da da aynı, Hong Kong'da da aynı, Amerika'da da aynı. Her yerde, kapitalist olsun, sosyalist olsun, dünyanın her yerinde şu anda bu böyle. Ve insanı irite eden bir durum aslında bu. Dediğim gibi burası özelinde düşünmeyelim, Karadağ özelinde düşünmeyelim, Sveti Stefan özelinde düşünmeyelim. Genel olarak bahsediyorum ben. Neyse, devam edelim. Çok sıcak, benim bir su içmem lazım. Su da bitti. Şu an Prizno diye okunuyor olması lazım. Ünlü plajlardan bir tanesi burası da. Burayı bana çok önerdiler açıkçası. Hiç önerdikleri gibi bulmadım ben. Ay çok güzel, görüntü açısından çok güzel gerçekten. Kayalık mayalık bir şeyler var gibi de. Ama sonuç olarak çok kalabalık. Beni çok cezbetmedi yani. Böyle aşırı turistik kafeler var deniz kenarında ama fena turistik. Bakın şimdi menüyü göstereceğim. Anlarsanız anlayın artık. Bakın Rusça. Anlamadınız tabi. Geçiyorum. Yani o kadar Rus var işte. Heh, burada İngilizce. Bakın fiyatlara. Şimdi Kamenova plajına geldik. Burası da yol üzerinde farklı bir plaj. Yine turistlerin bayağı uğradığı bir yer. Buradan diyor. Çok güzelmiş buranın girişi ya. Ve geldik. Oo. Sanırım şu ana kadar gördüğüm en güzel nokta. Üf. Ben nereye geldim ya? Aa, kaktüse bak. Harbi kaktüs. Şişt, kedi. Ne yapıyor? Girişi ücretsiz ve girişi gördüğünüz gibi gerçekten harikaydı. Görüyorsunuz burası
Ücretsiz ama şezlonglar falan da var tabii. Her yerdeki gibi 20 Euro'dan başlıyor olması lazım. Ve tahmin edebilirsiniz çok turistik olduğu için de buradaki marketlerde ve kafelerde fiyatlar olduğundan çok daha pahalı. Neyse yani plajın kendisinin çok da bir esprisi yok. Yolu çok güzeldi. Geliş yolu, onu göstermek istemiştim. Onun dışında çok da bir şey yok açıkçası. Tipe bak. Neyse burada bir şey yok. Hindistan'da sokmayan yılan burada bizi sokmadan ayrılalım. Gerçi ne yılanı ya. Kedilere bak. Her yer kedi. Kedi marketten su da almış baksana. Kaliteli de. İyi sulardan almış. Buradan da çıkıyoruz şimdi. Güzel plajdın Bekamenovo. Harbiden güzeldin. Doğayla iç içe güzel bir plajdın yani. Neyse görüşürüz. Of. Çıkacağımız yeri görüyor musunuz? Şöyle şöyle. Her zamanki gibi. Burada sıkıntılı kayalar. Bunlar çok sakat ya. Her yer böyle. Burası da farklı bir ortama sahip aslında. Bunun yağı bitmiş. Kafayı yiyeceğim artık şu sesten ya. Bütün şehirlerin tabelası. Bulvaya geri girdik. Şimdi Eskişehir'e geri geldim. Ölüyorum yorgunluktan. Bisikleti geri bırakacağım hostele. Bisikleti bıraktık. Anahtarı da teslim ederim. Öldüm. Çok yordu ya. Güneş. Yukarı aşağı. How was the day? I went to the Svetistefan. Yeah. You've been the whole way on the coastline. Yeah, the whole, it killed me. Yeah. Actually, it's all like this. Şimdi bisikleti bıraktım. Eve doğru geçiyorum. Duş alayım. Şimdi değişik bir yere gidiyorum. Yine Eskişehir'in içindeyiz. Burak Danışment ve İlayda'nın dövme stüdyosuna doğru gidiyorum. Çok güzel, harika bir fikirle geldi bana. O yüzden ben de burada bir dövme yaptırmak istedim. Yani yaşam stilime o kadar uygun bir tarzda geldi ki. Geldik, buradayız. Budva Tattoo Inc. Burası dışarısı bayağı güzel bir ortam ya. Hatta burası zaten Palm Square diye geçiyor. Yani palmiye meydanı. Onun nedeni de şu olsa gerek. Çok da düşünmeye gerek yok üzerinde. Kediler her zamanki gibi her yerde. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki buraya niye palmiye meydanı diyorlar? Ya bu ağaç yüzünden buraya palmiye meydanı demişler. Bu ağacı almışlar ama ağaç palmiye değil. Hurma ağacı. Kafanda değil. Sürekli küçük hurmalar düşünüyor. Yiyor musunuz peki? Yemedik hiç. Yemediniz mi? Yok vallahi yemedik hiç. Bunların hepsi restoran değil mi? Evet. Burası çok güzel balık restoranı. Hı hı. Şu Sambra
özellikle bir şey restoranı değil ama genel olarak yemeklerin hepsi çok lezzetli. Etrafımız hep böyle restoranlarla dolu. Evet. Yani. Ama güzel şey de güzel ya. Yani böyle ortamınız da güzel. Evet. Bu zaten sizin masanız galiba. Tabii bizim masamız. Değil mi? Sağ olsunlar bize verdiler. Müşteri de oturtmuyorlar hiç. Oturunca da kaldırıyorlar. O konuda da çok iyiler. Komşularımız çok iyi ya. Yani bu kadar iyi insanlara denk gelmek şans oldu gerçekten. Güzel, ben çok beğendim burası. Ferah bir de. Eskişehir'de çok fazla böyle ferah yer yok. Evet. Hani böyle açıklık, boş alan, etrafı açık boş alan. Bir önceki dükkanımız ara sokaktaydı. Hı-hı. Orada böyle sürekli sabah açıyorsun 10'da, gece kapatıyorsun 2'de. Böyle iki duvar arasında hapishane gibi oluyordu bir noktadan sonra. Evet. Burası fevkalade oldu. Öyle takılıyoruz yani. Süper. Bu dövmenin yapım öncesindeki son aşamam oluyor yani. Buradan şablonunu çıkaracağız. Hı-hı. Birazdan bacağını da görebilmek için. Kalplerime değecek olan iğne bu mu? Bu arada boyalar bunlar değil mi? Evet. Kaç tane renk var? Çok. Başlayalım mı? Haydi. Az önce kalem bile deyince böyle psikolojik olarak irkildim bakalım. Bu ne? Heyecanlandın galiba. Evet. 2 saat ya, bir de kolay. Hazır mıyız? Soğan tükünü bile, bu nasıl 2 saat devam edebilir ya? Gideceğiz, gidecektik. Sıcak yani. Şimdi Hindistan'ı bu şekilde mi boyayacağız? Aynen. Hindistan var ya bir şey yani, köri sarısı. Bu boyalar neyden yapılıyor peki? Tamamen bitkisel. Mesela ne var içinde? Vallahi bitki. Şimdi bu gördüğünüz dövmenin üzerine İşte bu renkler gelecek. Şu ana kadar gitmiş olduğum ülkelerin içini de bayraklarına göre bu renklerle boyayacağız. Ve bundan sonra gittiğim ülkelerde de farklı renklerle yine gittiğim ülkenin bayraklarına özgü renklerle işte gördüğünüz dövmenin içi yavaş 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 dolacak. 56 ülke. 56, 57 hatta. Hazır mısın? 57. Hatta şimdiden şeyi de boyayalım ya, Bosna'yı. Şimdi renk kısmına Hindistan'la başlıyoruz. Benim için çok önemli bir ülke. Pakistan var mıydı? Olsaydı yeşil yapardım. Evet, Türkiye ile devam edelim. Kırmızı. Malezya, Tayland, Nepal, Sri Lanka. Sri Lanka yeşil olabilir. Hemen Hindistan'ın altında. Hong Kong, Japonya'yı boyuyorum o zaman. Bir dakika, Kore'de var. Biri kırmızı, biri beyaz olsun. Bu Japonlar öyle insanlar ama. Evet evet, Japonya beyaz, Kore kırmızı. Adamlar utanıp kendini öldürüyor. North Kore değil mi? Evet. Yok, kuzey değil. Güney, south, güney. South, south. South, south. Aman abi. Tayvan var. İsrail açık mavi. Lübnan beyaz. Filistin yeşil. Kudüs var ya, Kudüs'ün oraya bir yeşil koyabiliriz. Şey ya, sildim inel verdim. Dövmeyi bitirdik, şimdi siliyoruz. Renkler iyice canlanmış. Çok iyi oldu ya. Vallahi eline sağlık. Harika oldu. Şimdi bu dövmeyi nasıl korumam lazım ilk gün, ikinci gün? Biz şimdi üzerini kapatacağız onu, kremi. Bir saat sonra çıkaracaksın. Güzelce bir temizleyeceksin suyla. Su haricinde başka bir şey kullanmıyorsun. Sana ayrıca bir tane krem vereceğiz. Bu kremi günde en az 5-6 defa sürmen gerekiyor. Kurudukça sürmen gerekiyor. Güneşten koruyacaksın, denize girmeyeceksin. Minimumda bir hafta boyunca. Bir hafta bunları yapacağım yani. Bir hafta koruyacaksın dövmeni ve her gün kremlemen gerek. Tamam. Kremlemek haricinde yıkamazsam yıkamayayım yani. Yok, yıkayabilirsin. Temizlikten önemli. Şimdi Burak ve İlayda ileyiz. Burası şimdi sizin stüdyonuz. Evet. İki katlı mı? İki katı şu an kullanıyor musunuz siz? Üç katlı aslında. Peki ne zamandır buradasınız siz? Dördüncü senemize girdik. Zaten bir yere gitme arayışı içindeydik. Hı-hı. Böyle çok tesadüfen reklam geldi. Montenegro'ya yerleşmek ister misiniz diye. Bir dedik hadi gidelim bakalım. Bayağı tesadüfen olmuş evet, o zaman. Evet yani arıyordum ama hakikaten. Hı-hı. Bir arayıştaydım.
Geldik sonra kışın ortasında. Hı-hı. Evet, güzel geldi, keyifli geldi. Dedik olur, yerleşmek istermişiz. Öyle başladı biz de senin gibi gezmeyi seviyoruz. Buradan daha kolay vize alabileceğimizi düşünüp biraz da geldik. Kısmen tabii Türkiye'ye göre daha kolay vize alınıyor. Buradan i̇ş, şey için, evet. Özellikle Schengen için değil mi? Schengen evet. için tabii Schengen iş yapıyor için. Olduğun Hı-hı. için çok daha kolay oluyor. Evet. O zaman bayağı tesadüfen oldu sizin evet, buraya evet. geliş hikayeniz. Yani önceden planlayıp da işte Karadağ'da bu işi çok güzel yürütürüz, harika bir ülke falan deyip de değil de hani biraz sizin tesadüfü evet, bir anda denk gelme gibi. Tabii tabii canım, bayağı yani nereye yerleşsek arayışındayken hiç Hı-hı. asla aklımızda olmayan bir yer oldu yani burası. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Bir deneyelim, görelim falan şeklinde başlayıp işte dördüncü seneyi tamamlamak üzereyiz. O sırada zaten Alsancak'ta stüdyomuz vardı İzmir'de. Ne kadar süredir orada çalışıyordunuz peki? 18 yıldır ben bu işi yapıyorum. 18 yıldır. Ama şu an İzmir'de kışın home stüdyo olarak çalışmayı planlıyorum. Hmm. Onun haricinde kışları dönüyoruz tabii. Kışın burası biraz sessiz oluyor. Kışın orada, yazın sezonda burada. Hı-hı. Onun haricinde bir iki ay geziyoruz. Avrupa turu yaptık. Hem geziyoruz hem dövme yapıyoruz, para kazanıyoruz. Peki burada durumunuzdan memnun musunuz, mutlu musunuz? 4 yıldır buradasınız. Yani illaki bir sürü sıkıntı yaşamışsınızdır, zorluk yaşamışsınızdır da. Memnun musunuz genel olarak yani gidişattan? Yani yazları, ben kendim şahsım adına konuşayım. Yazları keyifli bir yer gerçekten. Sadece ilk adapte oluş çok zor ki biz İzmirliyiz aslında. İzmir'de de yaşam çok yavaş hı hı. ilerler. Burası çarpı İzmir'in 15'i yavaş ilerliyor. İş yaptırmak evet, çok zor. Polako polako, yavaş yavaş. Bir de sutra. Aha, bir de sutra. Sutra da yarın demek. Birine iş yaptıracaksınız ya sutra diyor, yarın diyor ya da polako polako. Hem yarın hem yavaş. Aynen. Her şey ekstrem yaşanıyor sanki burada. Yani özellikle hava olarak kış çok sert geçiyor. Yazında inanılmaz sıcak. Ben şu an ya sıcaktan hiçbir şey yapasım gelmiyor neredeyse gün içinde. Yani hep bir nem vardı ama bu sene kadar yüksek değildi. Evet. Şu an oturulmuyor gerçekten dediğin gibi yani. Peki burada dövmeye talep var mı? Yani özellikle hangi ülkelerden turistler dövme yaptırmaya geliyor size? Profil nasıl yani? Lokal halk da çok seviyor dövme yaptırmayı. Karadağlılar yani. Karadağlılar evet. Ama çok fazla lokal olarak müşterimiz yok. Genel olarak hep turistlere hı-hı. çalışıyoruz. Genelde Avrupalı turist. Genelde Avrupalı evet turist. Avrupa. Batı Avrupa'dır muhtemelen. Evet, evet. Peki karşılaştığınız en ilginç sorular ne oluyor? Mesela biri böyle içeri stüdyoya bakıp ilginç sorular falan. Ya bu tarz şeyler yaşıyor, kesin yaşıyorsunuzdur. Kim bilir neler yani yaşıyorsunuz. Burada çok yaşamadık da Türkiye'de kapıdan kafasını sokup dövme ne kadar diyen var. Dört kişi geldiler. Dört erkek dövme istiyorlar. Hepsi de popolarına istiyor dövmeyi. Ve sütyenle geldiler. Evet öyle değil. Hepsi birer sütyen takmışlar. Kafam karıştı zaten şu an. Canlanmadı. Birinde gözümden. Mor bir sütyen var. Birinde lila bir sütyen var. En iyisi oydu galiba ya. Ama şey de iyiymiş ya. Dövme ne kadar? Ona benzer bir soruyla da ben karşılaşıyorum arada. Yurt dışı pahalı mı? Hani bir Türkiye var, bir de dünyanın geneli Türkiye'nin dışı, yurt dışı olarak pahalı mı değil mi? Türkiye mi daha ucuz, yurt dışı mı daha ucuz? Özellikle dövme konusunda şimdi fiyatlar hiçbir zaman belli olmuyor. Çünkü hani herkesin verdiği fiyat farklı oluyor. Dövme çeşidi farklı, boyutu farklı, rengi renksiz. Hani bir sürü şey içine giriyordur eminim. Siz mesela ücretlendirmeyi neye göre belirliyorsunuz? Yani kriterleriniz neler mesela? Yani bizde genelde büyüklük ve detay. Yani işçilik ne kadar iyi olursa fiyatlar o kadar artıyor. Yani bu iş bir sanat aslında bakarsan. Hani daha farklı şekilde düşünmemek lazım. Bir ressamdan gidip resim alırken nasıl aslında pazarlık yapamayıp sen buna ne kullanıyorsun ki demiyorsan aynı şey aslında. Senin vücuduna yaptığımız bir resim ve hayatın boyunca kalıcı olacak. Yani bunun bir pazarlığı veya bir fiyat araştırması çok olmaması gereken bir şey bence ama. Bir de hem benim hem de herkesin çok merak ettiği bir konu var. Dövme mürekkebi tam olarak deride nereye giriyor ve nasıl? Deri bunu nasıl tutuyor yani? Biz derinin ikinci katına, epidermisin ikinci katına deriye renk veren yere boya bırakıyoruz iğneyle. Sadece bu. Bu kadar. Doğru. Şimdi biliyorsunuz benim idealim, amacım yani nihai amacım dünyadaki bütün ülkelere ayak basmak. Bu dövmeyi, haritayı burada başladık. Birlikte başladık. Birlikte başladık. İnşallah birlikte bitireceğiz. Son ülkede geleceğim.
son ülkenin içini ben boyayacağım. Söz mü? Söz. Son ülkede birlikte yapacağız bunu. Tamam mı? Söz. Görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Son ülkede buluşacağız. Son ülkede veya çok enteresan bir yerde de denk geliriz belki. Belki denk geleceğiz. Belki Afrika'da, belki Antarktika'da. Belki bakalım. Belki bir daha buraya gitmişsiniz. O da bir ihtimal tabii. Aynen öyle. Bay bay. Şehrin de tam ortasında böyle bir park var. Şu an nereye gidiyorum? Starigrad'dan çıktım. Yani Eskişehir'den çıktım. Biraz acıktım. Akşam yemeğini yiyeceğim bir yere gidiyorum ve size de önermekten kesinlikle eminim ki mutluluk duyacağım. Yani daha denemedim. Denemememe rağmen eminim ne kadar kaliteli ve iyi bir yer olduğundan. Biliyorsunuz burada yani balık meşhur. Sonuçta deniz kenarı, Adriyatik'in kenarındayız. Ve bu konuda Budva'da en köklü yeri sadece tek bir yer seçip göstermek istedim size. Çok fazla kişiden duydum aynı yeri. Tekrar tekrar duyduktan sonra da burayı gösterme kararı aldım size. Size buradan önden bir de menüyü göstereyim. İlginçtir ki aslında çok da ilginç değil çünkü o kadar çok Türk var ki burada. Burada bir de Türkçe menü var. Görüyorsunuz. Adran'da sahibiyle birlikteyiz. Size kendisi burayı bir anlatsın. Hatta bir iki de böyle güzel sorumuz var ona. Onlardan da bahsedeceğiz. Hello Thomas. Hello. Nice How to meet you. Welcome. Thank you. Nice to meet you too. So could you please explain a little bit about Yadran actually? Yadran is a family owned business since 76. My grandfather and my grandmother started back then. And since then my father took over. Mm-hmm. It's over 40 years ago now. Over 40 years. Yeah. And in the last 5 or 6 years, I'm trying to continue our family tradition and to take over slowly. Uh-huh. My father is still here and we're working together. The best thing you think about Budva and something that you would like to change about Budva? They're really welcomed. I hope you felt it as well. So the people here really are open exactly. to tourists. And how about the thing that you would like it to change? It's too many buildings, too many big buildings. So that's Budva is losing a little bit of its charm. And also I would like to ask the people's habit of eating and the like cuisine in Budva yeah. and Montenegro in general. When we first started, we started as a small restaurant. When many tourists come from all over the world, so as with them come different restaurants, different cuisines. Yeah. And so in Budva, you can now almost find everything. And we are trying to keep the tradition alive. How about specifically like Turkish customers, for example? What would you say about that? We have a lot of Turkish guests as well. Yeah. What's the story behind this? We have so many Turkish guests in our restaurant and they were asking for Turkish raki. Uh-huh. And we couldn't buy it in Montenegro. That's why I decided to import it myself. Yourself. And I'm now the main importer for Jeni raki and Tekirdağ raki for Montenegro. Everywhere in Montenegro you see a Turkish raki. That's you. That's me importing it. Yeah, exactly. Şuraya bakar mısınız? Girişte bizi karşılayan manzara aynen bu. Şimdi şu masaya geliyorum ben. Arkamızda deniz. Şimdi hep unuttuğum bir şey yapacağım. Size direkt fiyatlarla başlıyorum ki unutmayayım diye. Başlangıçlar diyor. Peynir tabağı 6 euro mesela. Ahtapot salatası 12 euro. Balık çorbası 3 euro. Ve balık çorbası çok lezzetli. Geçen de denemiştim burada. What are the first starters? We can caprese start with salad. This. Caprese. Caprese salad, yeah. Tomato so what's with inside? Mozzarella. Tomato? With mozzarella. Mozzarella. Black risotto with seafood. Black risotto with seafood. Yes. Şimdi gelenleri göstereyim size. Deniz mahsulleri olan risottolar bunlar. Ya bayağı bildiğimiz pilav yani. Burada red risotto diyorlar. Yani kırmızı risotto. Bu da siyah risotto. İçinde midye falan tarzı böyle ufak ufak işte kalamar, midye tarzı ahtapot parçaları falan var. Her şeyden önce bir şunu sıkalım. Sonra sıkıntı yaşamayalım.
Zaten aşı da olmadık hala. Türkiye döner dönmez olmayı planlıyorum zaten. Şu esmer arkadaşı merak ettim. Hakikaten çok iyi ya. Gerçekten çok lezzetli. Biraz önce fiyatları da gördünüz. Fiyat olarak şunu açıkça söyleyebilirim. Fiyat olarak hakikaten burası diğer restoranlara göre çok daha uygun. Ve eminim ki herkes burayı önerdiğine göre kalite olarak da en iyisidir diye tahmin ediyorum. Yani diğer restoranları tekrar söylüyorum, denemedim. Herkesin önerdiğine göre konuşuyorum. Herkes diyorsa vardır insanların bildiği, yerli insanlar özellikle. Şimdi gelen tabağı gördünüz. Buranın özel bir tabağı bu aslında. What's inside this? Mixed shellfish. Yeah. With some prawns and in a red tomato sauce. That's quite famous in this region to prepare shellfish like this. Uh-huh. Buzara is how we make it. So it's, you have red buzara with tomato sauce, yeah, and you have white with white wine sauce. Oh, and yeah, we are famous for both of them. Bazı insanlar buna dokunamıyormuş ya. Öyle bir hobi var galiba. Hobinin ismi de olabilir, bilmiyorum. Ama bazı insanların hakikaten şu yaratıklara dokunamadığını biliyorum yani. Şunları bir ayıklayalım. Bunlar bıçakla falan, çatalla bıçakla olmaz arkadaşlar. Benden daha iyi biliyorsunuzdur. Olmaz yani. Bunun kafasını koparacaksın buradan. Başını küçükken ezeceksin. Sıkıntı vermeyecek sonra. Şöyle ufak ufak alacaksın bunu buradan. Böyle kocaman midyeler var. Bayağı büyük bunlar, değişikte. Bütün deniz tabakta şu an ya. Kusura bakmayın vallahi. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Adriyatik denizinin yarısını herhalde şurada bu tabağa gömdük. En son bu şekilde hazırlanan midyeleri Brüksel'deyken ben denemiştim. Brüksel'de 5 yıl önce, 1,5 sene kadar yaşadım. Brüksel bu konuda bayağı ünlü midye konusunda. Ama burada denediğim gerçekten orayı da solladı diyebilirim. Şimdi size bir de etrafı göstermek istiyorum. İçeriği ışıklar falan yandı. Bayağı güzel bir görüntü oldu. Bir de şöyle bir içeride tur atalım. Smeje ona meni, dobro što ja znam, srce moje lažem sebi, bolje da sam. Bu arada bir de ilginç bir şey göstermek istiyorum. Şu anda burada kuyruk var. Kuyruğu görüyor musunuz? İçeri girmek isteyenlerin oluşturduğu bir sıra var burada. Son olarak da tatlı ve kahve geldi. Tatlı olarak triliçe geldi. Yani Balkanların en ünlü tatlısı zaten bu. Her ülkede var. Geçtiğimiz ülkelerde de böyle tadım yaptığım restoranlarda, kafelerde neredeyse her yerde bir kere denemişimdir ve size de göstermiş. Şimdi de burada deneyeceğim bunu. Görüntü olarak en iyisi gibi duruyor şu ana kadar. Gerçi ben genel olarak bu tatlıyı sevdiğim için her yerde çok iyiymiş diyorum. Çünkü çok iyi yani. Bu tatlı çok iyi. Bu tatlıyı kötü yapmak herhalde çok mümkün değil. Ya da mümkündür de yani içine karabiber atarsan tabii. Ya bunun her hali çok iyi ya. Ben bayılıyorum yani şu tatlıya. Kalkma vakti geldi. Şimdi eve doğru geri döneyim. Çünkü akşam tekrar çıkmayı planlıyorum. I'm going to leave. Okay. Thank you so much for everything. Everything was so delicious. I hope it was good. Yeah, okay, it was really good. So now we are going to bike and beer, right? Exactly, beer and bike club. Beer it's and bike, part, yeah, it's the other it's way It's another around. Part of our restaurant, yes. Let's have a look. Yes, let's have a look.
different places. Buraya da bunları koy. Burası da o Yavran restorana ait pub ve konsepti ben çok beğendim. Şimdi buranın Eskişehir haricinde en işlek caddesindeyim. Aylanda dönüyorum. Scooter motorlar falan her yerde kaos oldu. Şimdi ilerliyorum. Burada nargile kafe gibi bir yer var. Öyle nargile falan içiyorlar. Oturuyor insanlar daha çok. Bu tarafta da insanlar takılıyor bayağı. Bayağı. Şimdi bugün cumartesi olduğu için dehşet bir kalabalık var. Yani tam böyle doğru günde akşam çıktım. Size de göstermek istiyorum akşamları. Şimdi yine Pizzanella kapısından giriyoruz. Pizzanella kapısından girince de yine her zamanki yere çıktık. Otto Art'tayız. Danilo var şu an. Danilo çalışıyor. Danilo, WhatsApp Danilo. You're about to close. Yeah, we'll pull soon. Bu arada Danilo da Enver'in dükkanını şu anda çalıştırıyor Enver evet. Olmadığı için. Do you understand? No. Enjoy man. Thank you man. See you later. Bye bye. Şimdi yine pizzacının önüne geldim. Şuraya bakın. Bu pizzacılar bizdeki böyle şey gibi. Hani gece mekandan çıkarsın. Hiçbir şey bulamazsın, çorba falan içersin. O niyete burada da aynı şekilde pizza falan yiyorlar. Hey man, ya. Öyle bir şeyler yani işte. O yüzden bütün gece açık oluyor burası. Şimdi Casper diye bir yere giriyorum. Casper buranın açık ara en kaliteli yeri diyebilirim yani. Böyle bir yere geldik. Tamamen Balkan müziklerinden oluşan bir yer burası. Bayağı da lokal bir yer yani. Şimdi içeri giriyoruz. Bakalım nasıl bir yer? Bayağı buraya özgü bir yermiş.
Şimdi herkesin gece mekan çıkışında geldiği yere geldik. Burası böyle bizim hani kır çiçeği tarzı bir yer. Yani gece 4-5 oluyor, insanlar buraya geliyor direkt. Şimdi buranın meşhur teleça çorbası, bir de cevapsı var. Bu arada şu anda saat sabaha karşı 5. Novi Pazar'da da denediğim bu cevapi geldi şimdi. Cevapi dediğimiz aslında yani kebap gibi yani işte. Burada da bunlar ne bilmiyorum. Şimdi Budva'nın hemen Eskişehir'in böyle dibinde buranın en popüler plajına geldim. İsmi Mogren. 300 metre ilerideymiş. Nasıl ileri gidiliyor bilmiyorum ama oradan geçiş var mı? Nasıl bir geçiş? Bakalım. Budva zaten plajlarıyla ünlü. Burası da Budva'nın en ünlü plajı. Şurası Hisar kısmı. Eskişehir yani dibimizde. Şu Eskişehir'in dibinden de denize girebiliyorsunuz. Halka açık bir plaj diyebiliyorum. Sabah 8'den 9'a kadar açık. Öyle yazıyor. Bu arada şu kayalıklar çok tehlikeli. Yani herkes uyarıyor bu kayalıklar için. Düşüyorlar yani. Buradan çok normal düşmesi zaten de. Şu önlemler var ama sakat ya. Çok dik baksanıza. Sesleri sürekli duyuyorum zaten. Çıt çıt böyle sürekli bir şeyler düşüyor yukarıdan. Ya baksanıza şuna. Şu düştün mü ne olursun ya. Neyse düşmeden ilerleyelim biz ya. Çok boş yapmaya da gerek yok. Boş yaparken kafamıza inmesin bir tanesi. Burada su sporları var. 6 saat 120 euro diyor. Şurada güzel bir manzara var. Şuraya bak. Böyle bir fobi var mı acaba ya? Böyle bir canımı sıktı şu an buradan yürürken şu. Şunlara bak, böyle üstüne devrilecekmiş gibi duruyor. Aynı zamanda da güzel de bir görüntüsü var. O da ayrı yani. Baksana. Üstümüze yıkılmadığı sürece. Şimdi burada kafeler başladı. Burada şezlong alabiliyorsunuz. Kilitler falan var. İleride de havlunuzu atıp da girebiliyorsunuz yani. Müzikler düşük bütçe Rus eğlencesi gibi. Şimdi Mogren'in böyle halk plajı kısmına giriş yaptım. İnsanlar bayılmış durumda. O kadar sıcak ki. Abi görüyorsunuz ya şu kayalar falan. Muhtemelen şöyle içeriden geçerek arka tarafa gidebiliyoruz diye tahmin ediyorum. Deneyeceğim. Bakalım geçebiliyor muyuz? Geçemiyor muyuz? Göreceğiz. Oo, köprü falan, mağara gibi bir şey. Köprü de çok da gerekli değilmiş aslında ama. Neyse. Otantik olmuş. Ay, bu taraf kesinlikle daha güzel. En azından daha güzel duruyor şimdilik, bilmiyorum. Suyun rengi her zamanki gibi çok iyi. Çok da kalabalık değil aslında. Normalde Temmuz ve Ağustos'ta sezon açılıyormuş. Şu an yine bir tık daha iyi bir dönem diyebiliriz yani. Çok daha fena oluyor yani ilerleyen vakitlerde. Ben şimdi biraz ilerleyeceğim. Şu ağacın arka tarafına gideyim. Artık buradan nereye gider hiçbir fikrim yok. Şurada bir yerde denize girerim ben de. Çok kalabalık arka taraflar. Buralar daha iyi. Şöyle bir ilerleyeyim ama. Bakalım neler var buralarda. Gel koyun.
Şimdi böyle bir yere geldim. Havluyu atıp istediğin yerde güneşlenebiliyorsun. Denize girebiliyorsun. Aynı zamanda şu tarafta da şezlonglar var. Şezlongları da kiralayabiliyorsun günlük ama 20-30 euro gibi bir şey oluyor. O yüzden yani havluyu atıp devam edebiliyorsun ya. Burada protection diye %50-%30 falan olması lazım bunun. Böyle bir şey aldım, daha da çok yanıyorum ya. Yani büyük bir salaklık yaptım ben ve bunu aldım. Neyse. Şimdi buradan ayrılıyorum. Mogren'in ilk kısmına geçeceğim. İleride yani biraz. Böyle kum olmayınca benim hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Bu çakıllarda, kayalarda, taşlarda falan yüzmek çok da keyif vermiyor bana. Yani çok keyif aldım diyemem yani buradaki plajlardan. Belki kum plaj vardır, ben bilmiyorum. Çok da fazla zamanım yok burada, o yüzden kum plaj görür müyüm bu dakikadan sonra bilmiyorum. Baksanıza. Şimdi Mogren'in girişindeki plaja geldim. Böyle buradan ilerleyeceğiz, arka tarafa doğru çıkacağız. Valla zalim gibi girdim fotoğrafın içine. Normalde beklerim çünkü ben de bekletiyorum. Bakın mesela şurası falan acayip tehlikeli. Yani koruma önlem falan alıyorlar ama inanılmaz tehlikeli. Yukarıdan düşebilecek kayalar için yani. Bu mesela bu tarafta hiçbir şekilde koruma falan yok. Yani buradan düştüğü anda direkt milletin tepesinde. Budva bir kotor değil açıkçası. Kotoru ben çok daha fazla beğenmiştim. Ama Budva'da da böyle tam tatil havası var. Yani gerçekten paket bir tatil isteyen insan için burası da biçilmiş kaftan bence. Kotor biraz daha böyle nasıl diyeyim, kültürel diyebilirim ve manzaralar, inanılmaz manzaralar sunuyordu insana. Zaten önceki videolarda da izlemişsinizdir. Ama Budva'da tam olarak böyle hani relax bir şekilde tatil yapabilirsiniz. Plajlar falan çok güzel. Hava inanılmaz sıcak. Yani Haziran'dan sonra kesin gel, yani kesinlikle gelmeyin. Haziran öncesi mesela Mayıs ya da tahminimce Eylül çok iyi olur. Ya zaten her yer Mayıs ve Eylül'de iyi oluyor gerçi. Saçma oldu şimdi bunu söylemek de. Yine de Mayıs ve Eylül en iyisi yani. Haziran da şu an aşırı sıcak. Normalde bu kadar sıcak değilmiş. Öyle diyorlar yani. Buralılar öyle dedi. Ben de onlara yalancısıyım artık. Şimdi bu nedir? Bu buradaki meşhur balerina heykeli. Bununla ilgili de çok ilginç bir hikaye var. Ya ilginç mi bilmiyorum, artık siz karar verirsiniz de. Çok da ilginç değil sanki ama. Şimdi 3 tane söylenti var. Bunların 3'ünden bahsedeceğim size. İlki diyor ki dansçı kız denizci sevgilisinin dönüşünü beklerken her gün burada dans ediyormuş. O yüzden böyle bir heykel yapmışlar. İkinci söylentiye göre Karadağ'ın ünlü jimnastikçisi dans ederken buradan düşüp ölmüş. Üçüncü de şöyle, aşık iki genç denize atlar. Kız kendini kurtarır. Ancak genç köpek balığına yem oluyormuş. Kız sevgilisinin ölümüne inanmayıp gelip her gün burada onun dönüşünü bekliyormuş. Bu da Japonya'daki Hachiko'nun hikayesine benziyor aslında. Artık ilginç mi değil mi karar verirsiniz. Bu balerina heykeli 2 ay önce çok fena bir fırtına olmuş burada. O yüzden bu bayağı düşmüş denize. Hatta bir tarafı kırılmış mı ne olmuş, sonra onarmışlar, buraya geri kaldırmışlar. Bakın burada da dikkat diyor. Bu taşların düştüğünden bahsediyor. Dikkat diyor mesela burada. Sakat abi, baksana şuraya ya. Neyse, çekildim. Şimdi bir de kısaca market fiyatlarına bakalım. Mega Market diye bir yer var burada. Yan tarafında da pazar var. Buradan sonra da oraya geçeceğim. Ekmek falan alayım. Kahvaltılık bir şeyler alacağım. Şu hurmalar da çok güzel oluyor bu arada ya. Dedim de hurma değilmiş ya bu. Neyse. Yulaf aynı zamanda hayat kurtarıyor. 1 kiloluk yulaf var burada. 3.65. Etlerle tavukların fiyatı aşağı yukarı aynı, ilginç bir şekilde. Bir de burada Sırbistan'da da aynı şekilde, bunlar da hayat kurtarıyor. Şöyle ekmeğe sürüp yiyebileceğiniz ufak ton balığı tarzı şeyler var. Bak burada tavuk falan da var. Ve bunlar çok ucuz. Yani 1 euro falan. Böyle ekmeğe sürüp bir öğününüzü böyle geçiştirebiliyorsunuz. Bunlar ne kadarmış? 80. Bir tane alayım ben. 1.60.
kilo tatlılar var da hiç iç açıcı durmuyor bunlar. Bir de yani saçma fiyatlar, 3 euro falan, 3-4 euro. 3-4 euroya zaten dışarıda çok güzel tatlılar yiyebilirsiniz. Şaraplara bakın, beyaz şaraplar 3 eurodan başlıyor. Kırmızı şaraplar 2,5 euroya kadar var. 1,5 euro bu küçük şaraplardan çok tüketiyorlar. Herkes böyle elini alıyor, dışarıda sahilde falan içiyor. 1,5 euro civarı fiyatlar hep. Böyle bu tarafa doğru, kaliteliye doğru gidiyor tabii. Fiyatlar artıyor, 25, 30, 40, 50 euroya kadar çıkıyor. Süte bakalım, süt fiyatları 0,65'ten başlıyor. Bunlar da kaliteye göre artıyor, 1,5, 2 euroya kadar gidiyor. Tuvalet kağıdı 1 euro, 2 euro. Kalitesine göre o da değişiyor. Burada reçeller var. 2,5, 5 euro arası. Yine kaliteye göre değişiyor bunlar da. Şunu çok övüyorlar. Kıkırıkı batır. Kıkırıkı. Yani ilginç bir şekilde Karadağ deniz iklimine sahip olsa da ben burada zeytinleri hiç beğenmedim. Yani sadece burada değil, genel olarak Balkanlarda hiç hoşuma gitmedi ama. Şurada bakın böyle. Fiyatlar. 1,5 euro. Civarı. Burada dobra dobra bir ton balığı. Bunların fiyatları da 0,65. Şöyle sular 50 sent. Şu büyük 1 litrelik sular 50 sent. Yani 5 lira demek. Bunlar en kaliteli sular. Voda voda. Bu da 0,70. Gerçi en kaliteli derken. Ben buna kaliteli demiyorum. Nefret ediyorum bu sudan. Çok yani bu sudan nefret ediyorum. Bu hiç güzel bir su değil. Musluk suyu gibi. 1,95'te fiyat yazmışlar buna, iyi mi? Ben şöyle bir 5 litrelik alayım. Bu arada ilginç bir bilgi daha. Karadağ'da domates salçası yok. Domates salçası bütün bir ülkede yok yani. Derken şuradan çıkmasın şimdi, patlamayalım. Yok abi, yok yok. Yok, ay var bunlar, domates salçası değil. Pepsi 1 euroymuş. Coca-Cola 1,15. Coca-Cola çelmeyi takmış. Meşhur sosisler. Sosisler çok yaygın burada, çok yaygın olarak tüketiliyor. Baksanıza kaç çeşit, kaç ayrı markadan sosis var ya burada. Fiyatlar da çok değişken yani. Burada aynı gramajda sosis 5,5 iken şurada 1,20 mesela. Kim bilir ne var içlerinde. Burada biralar var. Şunlar 1,10. Xichko buranın yerel birası 1,10. 55 sente bile var burada bira. Bakın şu mesela. Apatinsko. Ooo, benim favori bisküvim. Plazma. Bunlar gerçekten çok lezzetli ya. Plazma Sırbistan'a özgü bir tatlı aslında. 1 euro bunlar. Şimdi bir de yan tarafa geçiyorum. Orada da pazar var, pazar alanı. Buradan şimdi limon, portakal falan alacağım, biraz C vitamini olsun. Bir de kahvaltı için, yani her sabah kahvaltıyı evde yapmayı planlıyorum. O yüzden yumurta alacağım bayağı. Şöyle görüyorsunuz. Burada peynirler, etler falan var. Peynirler var burada da. Hey, what is this one? What cheese? Can I try? This. This is the jelly. Şimdi bunu deneyeceğim. This is goat cheese. This is goat cheese. This is sheep. Sheep. Cow. Şu en son gelen de inek. Sheep is really good. Şu en son gelen beyaz da koyun. Ama çok peynir verdiler ya. Peynirlendik resmen. Burada meyveler var. Fiyat hiç yazmıyor üstlerinde. Bu fiyat yazmama olayını daha önce de duymuştum. Lemon. How much is it? 1 kilo? 250. 2,5 euro 1 kilosu limonun. 6 of them. 6 yes. Your name? Budo. Budo? Da. Matt. Dragomir. Dobro? Dobro. Da. Bakıyorum şimdi, iyilerden seçiyor. Valla helal olsun. 6. 6. Dobro. 6. Dobro. Dobro. Da. How much? 2. Bu da bir de 2 euro. 2. 2 euro. Bu limonları suyun içine sıkıyorum, o yüzden iyi oluyor aynı zamanda. Like this. 1 kilo. Böyle yarık gibi olursa, biraz da yeşil olursa en iyisi. It's okay also, yes. Şöyle yarık gibi. Bu da çok yarılmış ya. 250. 250. 250 to me. 250, da. Okay. Orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Numbers in Serbian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2. 2, 2. 2, da. 1. 1. 1.
Tu, dva. Da. Van. Jeden. 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 Dva. Dva. Tri. Tri. Četiri. Četiri. Pet. Pet. Šest. 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 Šest orange. Da, šest. Šest. Okay. Ćao. Bu ne kadar tuttu? 3 euro. Fala. Fala. Ciao. Ciao. Goodbye. You sell, what do you sell? Goodbye. Okay. You want to try wine, brandy? Thank you, maybe later. Okay. Thank you. Okay, brother. See you. Ciao. Ciao. Bir de şimdi yumurta alalım. You have egg also? Okay. Thank you. Okay. Egg? 3 euro. 3 euro. Hmm, 10. 10 of them. Ben peynire doydum. Bugün 2 kilo peynir yedim. Böyle 10'lu 3 euro. Burada her yerde pırşıt var. Şunlardan da bir denesem mi acaba? Ne oluyor? Ben de tam emin değilim ama. Neyse artık. Es geçiyoruz. Ufak bir market alışverişi oldu bana da. Siz de o sırada görün istedim. Neler var, fiyatlar nasıl falan. Bu efsane yorgun günün ardından şöyle bir menü yaptım kendime. Tavuk, salata, sirke, limon. Burada da mantarla krema sosunu şöyle armanladım. Böyle bir üçlü var burada. Vallahi öyle bir akşam ki. Mantar krema sosu, üstünde karabiber, tuz, acı pilav var. Burada da rokalı, domatesli falan böyle bir salata. Ya. Çekebilirim. Bir açı var. Ya yakın. Bacak arasına dünyayı sığdıran YouTuber oldum. Bir de benim... Bu daha komik, böyle bir daha komik oldu. Aynen. Ya. Hani biri var burada, biz de alakasız. Hani tabii bizim muhabbetimiz olsun. Bizim arada muhabbetimiz sarmıyor yani. Bir de hem benim hem de herkes. Abi hiç kıpırdamıyorum ama ya. Tam böyle çekeceğim ya. Abi ben şamdan vallahi. Hayır, olmuyor. Şuraya geç. Dövme mürekkebi tam olarak deride nereye giriyor ve nasıl deri bunu nasıl tutuyor yani? Deriye renk veren yere boya bırakıyoruz iğneyle. Sadece bu. Bu kadar. Doğru. Bu kadar bitti. Keşke çekmeseydiniz. Daha böyle uzatamazsınız bu kadar. Yok, kaşı uzatamam. Açamıyoruz değil mi? Kapıyı da dibine dayıyor. Röportaj yapıyorlar. Çok iyi. O zaman bayağı tesadüfen oldu sizin evet, buraya geliş hikayeniz. Yani önceden planlayıp da işte Karadağ'da bu işi çok güzel yürütürüz, harika bir ülke falan. Ki burada dövmeye talep var mı? Yani özellikle hangi ülkelerden turistler dövme yaptırmaya geliyor size? Profil nasıl yani? Bu boyalar neyden yapılıyor peki? Tamamen bitkisel. Mesela ne var içinde? Vallahi bitki. Benim içinde.